Efendim 89.3 Radyo Net frekansında akşam haberleri programında az önce de anonsunu yaptığımız gibi programımızın başlangıcında bu akşamki stüdyo konuğumuz Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Mehmet Şehit canlı yayın konuğumuz. Kendilerinin çalışmalarıyla ilgili, derneklerinin faaliyetleriyle ilgili kendilerinin bilgilerini alacağız. Yayınımıza öncelikle hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Dilerseniz öncelikle sizi tanıyarak başlayalım, sonra dernek çalışmalarınıza geçelim. Ben 1981 Sakarya doğumluyum. Annem ve babam Makedonya'dan göç etmiş bir evladı Fatihan torunları olarak Sakarya'da yaşamakta bulunmaktayız. Ben de bir evladı Fatihan torunu olarak Sakarya'da hayatıma devam etmekteyim. Peki derneğiniz ne zaman kuruldu, faaliyetleriniz nelerdir, neler yapıyorsunuz? Derneğimiz 2015 yılında 56 Kurucular Kurulu ile birlikte önceki dönem başkanımız Sayın Ahmet Bayraktar ve Kurucular Başkan Vekilimiz Sayın Vedat Selamet'in önderliğinde ben de Kurucular Kurulu üyesi olarak 2015 yılında kuruldum. 2017 yılında olağanüstü kongreyle başkanlığa seçildim. Ve 2018'de ikinci olağan kongremizle beraber tekrar ikinci dönem başkanlığa seçilmiş bulunmaktayım. Peki derneğinizin Sakarya'ya sosyoekonomik anlamda ne gibi katkıları var? Derneğimiz 138 üyeyle göreve teslim aldık 2017 yılında. Şu an üye sayımızı 550'ye çıkarttık. Bu 550'ye çıkarttığımız üyelerin içimizde Sakarya ekonomisine katkıda bulunan, vergi rekortmenleri listesinde olan, ilk yüzün içinde bulunan iş adamları mevcut. Ve farklı meslek gruplarını erbaplarıyla beraber üyelerimizin sayısını arttırdık. Tabii ki bu üyelerimizin yapmış olduğu işlerle ilgili, branşlarla ilgili Sakarya'ya gerek sosyal anlamda, gerek ekonomi anlamda maddi ve manevi katkıları bulunan bir derneğiz. Peki tam olarak ne yapıyorsunuz faaliyet anlamında? Derneğimiz 2015 yılından bugüne kadar gerek sosyal, gerek kültürel, gerek farklı çalışmalarla derneğimizi Sakarya söz ettiren bir dernek haline getirdik. Gerek söyleşiler, gerek toplantılar, gerek aşure günleri, gerek kadınlar günü programları. Yani ülkemizde yaşanan bütün gündemle ilgili yer almaktayız. Yani bütün gündem maddelerinin içinde yer almaktayız. Peki Sakarya'daki üye sayınız nedir? Sakarya'daki şu an resmi üye sayımız 550. İnşallah onu bir yıl içerisinde bine çıkartmayı hedefliyoruz. Daha genç bir derneksiniz. 2015 yılında kurulan bir derneğiz. Genç bir dernek sayısınız. Evet. Peki bunun dışında hem ulusal anlamda ya da dünya üzerinde birlikte rol aldığınız farklı dernekler var mı? Kardeş dernekler var mı? Kardeş dernekler, üyelik bazında kardeş derneklerle gelen bir üyeliğimiz yok ama bütün Balkan ülkeleri dernekleriyle hep beraber ortak çalışma yapmaktayız. Balkan ülkelerindeki gerek derneklerle, gerek siyasilerle, gerek bürokrasiyle çok iyi yakın dostluklarımız var. Derneğimizi zaman zaman devlet büyüklerimizi ziyaret etmekte. Bununla beraber biz de EYT olarak zaman zaman bütün Balkan ülkelerini ziyaret etmiş bulunmaktayız. Oradaki hemşerilerimizi, oradaki soydaşlarımızı, oradaki vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Peki medyada bir süredir takip ettiğimiz kadarıyla siyasilerin özellikle yerel anlamda siyasilerin sık sık ziyaret ettiği bir derneksiniz aynı zamanda. Sakarya siyasetinde nasıl bir rolünüz var? Biliyorsunuz malum dernekler sivil toplum kuruluşlarının birinci basamağıdır. Bizim derneğimizde Sakarya'da önemli bir rolü vardır. Bütün siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Bütün siyasi partilere kapımız açıktır. Çok şükür elhamdülillah onlar da bizleri ziyaret ediyorlar, bizleri onurlandırıyorlar. Peki şunu da sorayım. Sakarya'nın Ankara'da lobi faaliyetlerinde biraz zayıf kaldığı anlamında eleştiriler var. Özellikle hizmet alımı noktasında, Sakarya'nın eksikleri noktasında. Dolayısıyla bu alanda yani lobi alanında da herhangi bir faaliyetiniz, desteğiniz var mı? Biz Sakarya için yapılacak bütün güzel çalışmaların yanında durmuşuzdur. Durmaya da devam edeceğiz. Tabii ki eksik zaman zaman eksik lobi çalışmaları olmuştur ama sağ olsun Sakarya'nın şehrimizin büyükleri, siyasetçileri Sakarya'mızı her daim ileri taşımak için mücadele ediyorlar, etmeye de devam ediyorlar. İnşallah Sakarya daha iyi yerlere gelecek. Lobi eksikliği deyince lobi eksikliği falan görmüyorum. Çünkü bütün devlet büyüklerimiz, siyasi büyüklerimiz ve gerekli sivil toplum kuruluşlarının başkanları Sakarya'nın gelişimi için mücadele ediyorlar. Evet.
özellikle yerel siyasiler bazında buna yönelik eleştiriler vardı. Onun üzerine sormak istedim. Peki Sakarya'nın durumunu nasıl görüyorsunuz? Rumeli Kültür ve Dayanışma Derneği'nden baktığınızda Sakarya şu anda ne durumda? Biliyorsunuz malum 17 Ağustos 1999 depremiyle beraber Sakarya'da bir değişim oldu. Sakarya yerle bir oldu. O dönemdeki eksiklikler yavaş yavaş gideriliyor. Sakarya artık Marmara'da olsun, Türkiye'de olsun yaşanabilir şehirler arasına girdi. Gerek çevre düzenlemeleriyle, gerek parklarıyla, gerek caddeleriyle sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu çok büyük emekler verdi. Bir Rumeli hemşehrimizdir kendisi. İnşallah kendisine de bundan sonraki siyasi yaşamında, gerekli normal yaşamında başarılar diliyoruz bir Rumeli olarak. Mücadele etti ve Sayın Başkanımız hala da mücadeleye devam ediyor. Tabii ki eksiklikler mutlaka vardır. Her şehirde vardır. Ama bunu en azından indirmek için mücadele ediyorlar. Evet. Peki şunu da sorayım. Sakarya'da sivil toplum kuruluşları anlamında baktığınızda yeterli görüyor musunuz çalışmaları? Tabii ki yani STK'lar olarak zaman zaman kimseyi memnun etmek zordur. Yani bir evde 5 kişi yaşıyor. Kimse kimseyi memnun edemiyor. Sonuçta yerel siyasetçiler de kimseyi memnun etmekte zorlanıyorlar. Ama bir şey yaptıklarını görüyoruz. Mücadele ettiklerini görüyoruz. Tabii ki zaman ve maddi konulardan dolayı zaman zaman sıkıntılar yaşıyorlar. Çünkü gerek ekonomik anlamda Türkiye bir süreçten geçiyor. Gerek manevi anlamda bir süreçten geçiyor. O yüzden inşallah seçilecek siyasetçilerimiz, bundan sonraki gelecek belediye başkanlarımız zor bir görev bekliyor. Evet. Sivil toplum kuruluşları nazarında baktığınız zaman Sakarya'yı peki nerede görüyorsunuz? Yani eksiğimiz var mı bu anlamda? Tabii ki mutlaka yani her şehirde eksiklikler olduğu gibi bizim ilimizde de eksiklikler var. Ama inşallah bu sorunlar zaman zaman yerel medyada, zaman zaman internet medyasında dile getiriliyor. Yerel yöneticiler olsun, sayın devlet büyüklerimiz olsun bunlarla ilgili projeler yapıyorlar ve bunları hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bizler de sivil toplum kuruluşu olarak Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği olarak her daim bu projeleri destekliyoruz ve devletimizin her daim yanındayız. Evet. Son olarak da ulusal gündemi de takip ediyorsunuz. Da. Evet. Türkiye'nin gidişatını nasıl görüyorsunuz? Malum biliyorsunuz işte Türkiye dış güçler tarafından engellenmeye çalışıyor. Büyümesi engellenmeye çalışıyor. Ekonomik darbelerle önümüz kesilmeye çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından inşallah yapmış olduğu çalışmalarla, izlenimlerle, olaylara müdahaleleriyle bunların önünü kesmeye çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti artık büyüyen bir devlettir. Dünyaya kafa tutan bir devlettir. Gerek ekonomik anlamda, gerek sosyoekonomik anlamda inşallah Türkiye dünya üzerinde söz sahibi olmaya devam edecektir. Ve daha büyük bir devlet olacağız yani. Evet. Son olarak da biliyorsunuz seçimler yaklaşıyor. Siyasette kızışıyor yavaş yavaş. Son olarak özellikle yerelde Sakarya'da siyasi anlamda vermek istediğiniz mesajı da temennilerinizi de alalım bu anlamda. Sakarya Rumeli Balkan ve Kültür ve Dayanışma Derneği olarak tabii ki bizler de burada Rumeli hemşehrilerimiz olarak Rumeli aday görmek istiyoruz. Rumeli meclis üyesi görmek istiyoruz. Bu yüzden inşallah siyasi partiler bunu değerlendirme alırken bunu da değerlendirme alacaklardır. Tabii ki bu süreçte 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde seçilecek olan belediye başkanlarına, seçilecek olan belediye meclis üyelerine, seçilecek olan muhtarlara başarılar diliyorum. Gerçekten zor bir görev onları bekliyor. Çünkü şehrin ufak tefek sorunları da olsa onları yapmak zorundalar, insanımızı memnun etmek zorundalar. Seçilecek belediye başkanlarımıza başarılar diliyorum şimdiden. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, davetimizi kırmayıp buralara kadar geldiğiniz için. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Sağ olun, sağ olun.